Arkadaşlar merhaba. Almanca ile ilgili gramer, alıştırma gibi derslere geçmeden önce Almancanın ne olduğuna dair basit bir altlık yapmak, zihninizde bir zemin oluşturmak için birkaç bir şeyden bahsetmek istedim. Şimdi bu videomuzda Almancanın ne olduğu, öğrenmeden önce bilmeniz gereken birkaç basit nokta ile ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Almanca hakkında genel bir konuşma diye sunumumuza geçelim. Birinci maddesi Hint Avrupa dillerinden Germen veya diğer ifadesiyle Cermen dil ailesinin merkezi konumundaki dildir arkadaşlar Almanca. En çok konuşulduğu yer Merkezi Avrupa'dır. Tahmin etmek zor değil herhalde Almanya elbette ki. İngilizceden de eski bir dildir arkadaşlar. İngilizce Germen dil ailesinden kopmuş. İngiltere Yarımadası'nda kendiliğinden gelişim sürecinde bazı değişimler yaşamış bir dil. Bu anlamda bu Almanca Germen dil ailesinin daha merkezi bir çekirdeğini temsil eder. İngilizce Almanca'ya göre bu Germen dil ailesinden ayrılıp daha sonra gelişimini tamamlamış bir dildir. Daha eski bir dildir Almanca. Almanya, Avusturya, Liechtenstein, Lüksemburg, İsviçre gibi ülkeler başta olmak üzere İtalya'nın Güney Tirol bölümünde, Belçika'nın Doğu kantonlarında, Polonya ve Romanya'nın bazı bölgeleri ve Fransa'nın Alsace-Lorraine bölgesinde konuşulmaktadır. Yine bir pek bilinmez Amerika Birleşik Devletleri'nde de hatırı sayılır bir Alman nüfusu vardır arkadaşlar. Burada sanırım o şekilde yazmamışım. Yine Rusya'da çok az miktarda Almanlar vardır. Artık günümüzde Türkiye'de de Antalya'da da bir ilçeyi oluşturacak kadar Alman yaşıyor. Bu anlamda da dünyanın dört bir köşesinde farklı oranlarda en çok da Merkezi Avrupa Almanya'da olmak üzere ciddi anlamda Almanca konuşan Alman bir nüfus var. Bu şekilde konuşan insan sayısının 120 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Almancanın teknik kısmı ile ilgili başlamadan birkaç bir şey söylemek gerekirse, kelimeler önlerine ve arkalarına yakalırlar. Bu şekilde yeni kelimeler oluşturulur. Peki bunu Türkçe ile mukayese edersek Türkçedeki durum nasıldır? Türkçede her zaman kelimeler sonuna yakalır, değil mi? Gelmekten geliyor. Bir de eki koyarak, şahıs eki koyarak geliyorum diyoruz mesela. Gelmek fiilinin sonuna eklenerek gitti. Veya gözden gözlük, gözlükten gözlükçü, gözlükçüden gözlükçülük diye uzattık da uzattık bir yeni bir kelimeler yaptık ama ne oldu? Göz kelimesinin hep arkasına ekler getirerek bunu yaptık. Ama Almanca'da nasıl bir durum söz konusuymuş? Ekler kelimenin başına da sonuna da gelebiliyormuş. Mesela mahen yapmak demek arkadaşlar. Önüne artıyla ek. Tabi normalde artıyı koymuyorsunuz. Auf machen diye birleşik okuyorsunuz. Bakın önüne auf ekini prepozisyonunu koyduğunuzda yapmak olan mahen, auf mahen deyince açmak oluyor. Zu mahen dediğinizde kapamak oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi mahen tek başına da bir yapmak diye fiilken auf mahen, zu mahen daha çok örnek verilebilir de basitçe söylemek için yaptım bunu. Önüne ek alabiliyor. Peki lösen ne demek? Lösen çözmek demek arkadaşlar. Ama bakın lösung diye lösen fiilinden türetilmiş bir kelime ve sonuna ung eki gelerek çözüm kelimesini oluşturmuşlar. Velhasıl kelam özetlersek Türkçedeki gibi sadece sonuna değil kelimeler başına ve sonuna ekler alabilirler. Yeni kelimeler böyle türettirilebilir. 3. Yine bir diğer önemli nokta. Özel ve cins kelimelerin erkek, dişi ve nötr olmak üzere 3 çeşit artikel alma durumu vardır. Nedir? Bunlar der, die, das. Ve daha önemlisi artikel alan kelimeler cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle yazılır. Gramer içindeki formunu da o artikelin değişim geçiren halleriyle alır. Önüne gelecek eklerin, edatların alacağı formlarda bu artikel belirler. Ya arkadaş ben Almanca tek bir kelime bilmiyorum. Sen bana diyorsun ki önden ekleniyor, arkadan ekleniyor. Yok. Artikel diye bir şey var. Şöyle değişiyor, böyle değişiyor. Ben bunu ne yapacağım demeyin. Almancayı şu an hiç bilmiyorsanız ve orta seviyeye getirdiğinizde Almancayı öğrenmeye başlamadan bu tarz bir bilginin verilmiş olması her zaman verimli olacaktır. Beni o zaman anlayacaksınız. Şimdi belki biraz
kötücül düşünüyorsunuz bununla ilgili. Ya sen bana gramerini anlat, geliyorum gidiyorum nasıl deniyor onu anlat diyebilirsiniz ama böyle bir zemin kurmak, açıkçası ben öğrenirken bana bu şansı tanımadılar. Kafamda önceden böyle bir zemin oluşturulsaydı ben Almancayı daha rahat öğrenirdim. Biraz lisede görürken kendi kendimize de öğrenmiş gibi olduk ve açıkçası daha çok kazalar yaparak, yanlışlar yaparak öğrendik. Ben siz o kazaları yapmayın, kafanızda bir şekli olsun diye böyle bir ders çekeyim dedim. Böyle bir video çekeyim dedim. 4. Bazı ikili üçlü harf kombinasyonlarının değişik okunması dışında Almanca'da kelimeler çok büyük oranda yazıldığı gibi okunur. Bu da bir avantaj. Yani İngilizce'deki bicycle kelimesini bicicle diye yazılmış bir kelimeyi bicycle diye okumak insanın aklına gelmeyecekken Almanca'da bu sıkıntıyı yaşamazsınız. Bazı yan yana gelen ikili üçlü harfler hep standart sesi verir. Onları ezberler öğrenirsiniz. Ve bunları bildikten sonra Almanca'daki telaffuzun çok büyük bir kısmını halletmiş olursunuz. Dediğim gibi arkadaşlar, yani şey gelebilir, yani ne gerek vardı falan diyebilirsiniz ama hiç öyle düşünmeyin. Bu tarz bir öğrenmeyi düşündüğünüz yabancı dille ilgili zemin kurucu ders her zaman iyi gelir. Ben de çok kabaca bir miktar tarihi ne oldu ve gramerine dair çok önemli gördüğüm birkaç başlığı sizinle paylaşıp böyle bir ders çekmek istedim. Umarım faydanız olur. Videoları beğenip kanala abone olup farklı ortamlarda paylaşırsanız çok memnun olurum. Sonraki gramer ve gramer alıştırması videolarında görüşmek üzere.